2021 haber kanalına üye olmanızı rica ediyorum. Öncelikle geçen gün Tatvan'da şehit olan 11 vatan evladının mekanı cennet olsun, yıldızlar yoldaşı olsun diyerek başlamak istiyorum. Bununla beraber en önemli bir haberle giriş yapmak istedim burada. O da şu, bildiğiniz gibi dün akşam üzere Cerablus'ta ve Erbab'da Erbab'a iki tane füze saldırısı gerçekleştirildi. Ve orada Cerablus'ta bildiğiniz gibi bir ufak rafineri gibi, aslında rafineri olmamakla beraber adına rafineri diyebileceğimiz, çünkü Suriye'den çıkan petrol bayağı iyi bir petrol olduğu için ufak bir kaynatma işleminden sonra mazot olarak kullanılabilecek kıvama geldiğinde orada bir küçük rafineri varmış gibi düşünmek lazım, ama bu rafineri Suriye devletinden gizli ve ayrı olarak yapılmış, oradaki ÖSA'nın kontrolünde, Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolünde yürütülen ve oradan elde edilen mazot hem Türkiye'ye hem de Cerablus ve bölgenin içerisinde kullanılan bir petrol niteliğini taşıyor. Peki bu Cerablus'ta ve Erbap'ta petrol olmadığı halde, o bölgede petrol olmadığı halde orada neden böyle bir işlem oluyor? Oradan şu ortaya çıkıyor ki ÖSO dediğimiz Özgür Suriye Ordusu Suriye'nin güneyine kadar inerek Deyrazor'dan ve daha da güneye inerek Rakka civarlarından kaçak olarak getirdiği petrolü Cerablus'ta rafine ettikten sonra tankerlere yükleyip gönderiyordu. Tabii bu işlemler devam ediyordu, ama öte yandan da Suriye devleti sürekli Türkiye'ye işgal ettiği topraklardan çıkması için hem Birleşmiş Milletler'de hem genel olarak dünya kamuoyunda sürekli açıklamalar yaparak Türkiye'nin kendi topraklarından çıkmasını istiyordu. Ama anlıyoruz ki dünkü görüşmelerden, daha doğrusu haberlerden şunu anlıyoruz. O da şu, Suriye ordusu iki tane füze atarak, birisini Cerablus'a, birisini Erbap'a iki füze atarak ve oradaki 60 tane tankeri havaya uçurarak şu mesajı vermiş oldu Suriye devleti. Dedi ki, ben burada artık kendi ülkemin içerisinde başka yerden benim petrolümü çalarak başka taraflara satılmasına müsaade etmiyorum ve bundan sonra ben ÖSO'yu vuracağım dedi. Yani aslında şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bugüne kadar Suriye devleti kendi içindeki terörist gruplarla yaptığı mücadelenin belli bir aşamaya geçtiğini, hatta İdlib'de de bazı mesafeler kat ettiğini nereden anlıyoruz? O da şuradan anlıyoruz. İdlib'de artık Türkiye'nin gözlemci diye bir şey kalmadı. Hatta Rusya bile gözlemcilerin bir kısmını oradan çekti. İdlib'deki o aşırı Tahrir-i Şam grupları yavaş yavaş tasfiye oluyor ve dolayısıyla sıranın ÖSO'ya geldiğini görüyoruz. Suriye devleti artık ÖSO'yla mücadele etmeye başlayınca tabii Türkiye'de buna bir karşılık vermek durumunda kalacak. Yani şöyle diyebiliriz. Suriye ile Türkiye yeni savaşa girişiyor. Yeni bir savaş başlıyor. Esasında Suriye sorunu yeni başlıyor şeklinde bir yorum yapmak mümkün. Şimdi bu konuyu burada bırakarak geriye kalan yorumları halkımızın ve de bizi dinleyenlerin düşüncelerine bırakarak Türkiye'nin iç sorunlarına dönmek istiyorum. Şimdi bu Suriye'den başlamış olmakla birlikte şunu söylememiz gerekiyor. Suriye sorunu esas itibariyle Türkiye'nin bir iç sorunu şeklindedir. Yani Suriye ile anlaşamamış bir Türkiye ne kendisinin içindeki iç sorunları ne de kendisinin dış sorunlarını çözebilecek yeteneğe sahiptir. Yani Türkiye Suriye ile anlaşmadan ve güney sınırlarını emniyete almadan iç dünyasını da düzenleyemez, dış dünyasını da düzenleyemez. Bu anlamda baktığımızda içerideki borçların sürekli artıyor olması, askeri harcamaların çok yüksek düzeylere gelmiş olması, içerideki 4,5 milyon Suriyelinin ekonomiye büyük yük olması, hatta Suriye'nin içerisinde de bir 4 milyon kişiye daha bakıyor olması,
Hatta ÖSO'nun maaşının Türkiye'den gidiyor olması, orada işte üniversite kurulmaya kalkılması, kaymakam tayin edilmesi vesaire, bizim Gaziantep valiliğinin neredeyse bir Suriye'nin içindeki bir vali gibi hareket ediyor olması, bunlar Türkiye'ye bir büyük sorun olarak yansımaya başladı. Ve bu füze meselesinden giderek bunu da akılda tutmak gerekir. Ama burada söylemek istediğim şey borçlardır. Borçlarımız artık öyle bir safhaya gelmiştir ki, ekonominin diğer kanallarını anlatmak için başka programlara bırakacağım ama bizim borçlarımız başka ülkelerin borçlarıyla mukayese edilemeyecek kadar farklı borçlardır. Yani şöyle farklı borçlardır. Eğer Türk parası borcunuz varsa kendi bankalarınızdan veya kendi merkez bankanızdan ürettiğiniz paralarla iç borçlanmayı sağlayıp enflasyona razı olarak devam edebilirsiniz ve bağımsızlığınızdan herhangi bir ödün vermenize gerek kalmaz. Gerçi borçtur, ha içten almışsın bankalara, servet sınıfına borçlanmışsınız, ha dışarıdan dolar olarak almışsınız, dışarıdaki servet sınıfına borçlanmışsınız. Ama buradaki önemli fark, nakit olarak dolara ihtiyaç duyulması ve doların üretiminin de Türkiye içerisinde olmaması dolayısıyla Türkiye'nin borçları diğer ülkelerin borçlarına hiçbir şekilde benzememektedir. Dolayısıyla Türkiye üretimini sürdürebilmesi için içerideki dışa bağımlılığından dolayı bu finans kapitale girmekle beraber işte dış dünyaya entegre oluyoruz diyerekten hem sermaye hem de üretim alanları bakımından dışa bağımlı olmamız bizim sürekli dolar temin etmemize ve döviz temin etmek mecburiyetinde olmamızı gerektiriyor. Yani normal üretimimizi devam ettirmek için de dolara ihtiyacımız var. Bu biriken borçların dışındaki yeni borçlanmalar için söylüyorum. Dolayısıyla borç artık Türkiye için bir kanser niteliğine dönüşmüştür. Borcu ödeyebilecek üretim alanlarımızda hizmet alanları şeklinde olduğu için o borcumuzu ödeyecek kadar kazancımız olmadığı için her sene yeniden borçlanarak, borçlar katlanarak devam etmektedir. Borç artık Türkiye'nin esas ana siyasetini belirliyor ve borçlu bir ülkenin insanların özgür olması, borçlu bir ülkenin devletinin özgür olması veyahut da bağımsızlığını sürdürebilmesi borçlulukla beraber sürdürülebilecek bir durum değildir. Peki buraya nasıl geldik? Biz niye böyle olduk da kazancımızdan çok daha fazla borçlanmak zorunda kaldık? Çünkü bir defa her şeyden önce neoliberalizmin getirdiği, dayattığı ve o vahşi neoliberalizmin Türkiye'nin içerisinde henüz o kurumlar kurulmadan, inşa edilmeden o sistemlerle devam etmeye kalkmamız sonucunda bir defa şunları yaptık. İçerideki ulus devletin egemenliğini elinde tutmasını sağlayan ve ekonomiye müdahale edebilecek olan kitlerin hepsini sattık, özelleştirdik. Yani aslında o özelleştirmeler ulusal pazarların çok uluslu şirketlere satılması demekti. Biz ne yaptık? Kendi kaynaklarımızı ve kendi pazarımızı başkalarına devrettik. Dolayısıyla kendi ürettiğimizde kendi pazarımızda satamaz hale geldik. Dışarıdan dış pazar aramaya çalıştık. İki yönlü sorunla karşı karşıya geldik. Bu borçların artmasının ana nedeni ekonomideki kontrolün ulus devletin elinden çıkıp tamamen çok uluslu tekellerin eline geçmiş olmasından kaynaklanıyor. Şimdi burada sadece özelleştirmeler denince insanların aklına o eski kitler ve o kitlerin ekonomiyi düzenlemesi vesaire filan gibi o hatta işte devletin daha doğrusu kamu yararını yeterince değerlendirememiş bir iktidarlar silsilesinden geçtiği için Türkiye elindeki kaynakları başkalarına verdiğinden o kaynaklardan da yararlanıp o kaynakların ürettiği diğerlerden borçlarını ödeyemedi. Onun için borçlar sürekli artmaya devam etti. Esas özelleştirmelerin özelleştirmesi olan paranın özelleştirmesinden bahsetmek istiyorum. Diyeceksiniz ki para nasıl olur? Para özelleştirilmiyor. Evet, Türkiye'de parayı 80 tane servet sınıfına dair egemen sınıfın insanları, bankalar basarlar. Herkes zanneder ki Türkiye'deki basılan paranın
Merkez Bankası tarafından basılıyor ve Merkez Bankası'ndan bankalara veriliyor ve bankalarda onu halka ve işletmelere kredi olarak veriyor. Bu mekanizmanın böyle işlediğini sana. Aslında bu hiç de böyle değildir. Öncelikle size şunu hatırlatmakta yarar var. Merkez Bankası bastığı paranın doğrudan doğruya devlete, hazineye veremez. Ticari bankalara verir, yani 80 tane bankaya verir, Türkiye'deki 80 bankaya verir. O 80 banka üzerine faizini koyarak işletmelere ve bireylere kredi olarak verir. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bastığı para sadece toplam paranın %10 kadardır. Peki üretime karşılık gelen geriye kalan %90 para nerede basılır? İşte biraz önce söylediğim gibi ticari bankalarda basılır. Nasıl basılır ticari bankalarda? Onu da hemen kısaca herkesin anlayabileceği şekilde anlatayım. Çünkü çok karmaşık gibi bir durum var ama çok açık ve çok net aslında. Şimdi mesela siz bankaya götürdünüz ve 100 lira para yatırdınız. Banka bu 100 liraya karşılık 900 liralık kredi yaratabilir. Yani para yaratabilir ve bir başka birisine borç verebilir. Alım gücü yaratabilir. Buna kaydi para denir. Yani banknot olmamıştır. Dijital olarak bilgisayarların üzerinde durur bu para ve bu para üzerinden başkalarına kredi verir. Yani para basar esas itibariyle. Sizin verdiğiniz 100 liraya karşılık 900 liralık para basmış olur. Biz de zannederiz ki bu paraların hepsi Merkez Bankası tarafından basıldı ve hazineye verildi, hazineden kullanıyoruz. Hayır, öyle değildir. Bir başka bir şey daha. Lisbon Anlaşması 123. madde gelince Merkez Bankası bastığı parayı doğrudan hazineye veremez. Bu çünkü 123. madde, yani Lisbon Antlaşması 123. madde bunu emreder. Bu da liberalizmin Türkiye'ye getirdiği ve Merkez Bankası'nın sözde bağımsızlığı adına kullanılan ama aslında başka merkez şeylere, başka para merkezlerine, başka egemen gruplara bağlı olan bir sistem kurulmuştur. Yani Merkez Bankası'nın yönetim kurulunun başındaki sadece başkanı Türkiye Devleti tarafından belirlenir ama genel kurulları bankaların mürasse heyetlerinden oluşur ve dışarıdaki daha büyük fonların, zenginlerin getirdiği mürasse üyelerden oluşur. Yani Merkez Bankası dediğimiz bankanın genel kurulu tamamen Türkiye'deki ana büyük servet sınıfından müteşekkildir. Orada işçi sınıfı yoktur. Orada halk yoktur. Yani orada hane halkları yoktur. Dolayısıyla bu para sisteminin içerisinde Türkiye sürekli bir şekilde borçlandırılarak dışa bağımlı hale ve dışarıdaki emperyalist merkezlere bağlı hale getirilir ve kendi kendini yönetemez hale gelir. Bugünkü içine düştüğümüz ana mesele, üretimsizlik meselesi, borç meselesi bunlardan ibarettir. 2021 haber kanalına üye olmanızı rica ediyorum. Sözlerimi burada noktalıyorum. Hepinize teşekkür ederim.